Merhaba arkadaşlar. Testi Ramazan Dortmund tüm üzere devam ediyor. Bugün de iftar öncesi sizlerle beraberiz. Bakalım iftar hazırlığı nasıl gidiyor? Etkinlikler neler var? Standlarda neler var? Hep beraber gezelim. Abi ben ne yapayım şimdi? Ya yar saçların lüle lüle, ikizler size güle güle. Koş annenin yanına, hadi bakalım. Ebru sanatı, kökeni Horasan'a dayanan çok eski geleneksel Türk sanatlarımızdandır. Osmanlı'da durağa ulaşmıştır Ebru sanatı. Ebru kelime anlamı olarak, köken olarak Arapçadan gelir. Arapça emir kelimesinden, yani bulut anlamından gelir. Adeta bulutun gökyüzünde dolaştığı gibi boyamızın da suyun üstünde dansı gibi anlatılır. Geleneksel ebruğumuzun her şeyi doğadan elde edilir. Örneğin fırçamızın sapı gül dalında, uçları at kuyruğundan yapılır. İçindeki suyu yoğunlaştıran kitremiz Anadolu'da gelen bitkisinden elde edilir. Ve boyalarımızın tamamı topraktan elde edilen doğal boyalardır. Yani ebruğda doğal olmayan hiçbir madde kullanılmaz. Bugün Topkapı Sarayı'nda 300-400 yıllık ebrular hala aynı günkü yapıldığı gibi renklerini korur. Biz ebruyu geleneksel ebrudan biraz dışarı çıkarak kumaşın üzerinde, eşarbın üzerinde, kravat üzerinde yapmaya karar verdik. Ve böylelikle ebrularımız sadece kitapların kapaklarında değil, kızlarımızın, annelerimizin eşarpları üzerinde de ebruyu yaşatmak istedik. Ebru yapıldıktan sonra isterse ebruya desen verilir. Örneğin biz ebruya genellikle şal deseni dediğimiz evet arkadaşlar, canlı canlı evet. Ebru sanatını görüyorsunuz. Festi Ramazan Dortmund'da. Ama dur ortaya yapalım da şekil olmasın burası. Ebru sanatçıları ebrularına çok düşkündür. Hatip Ebru diye bir ebrumuz var mesela. Galata'da yangın çıktığında Hatip Efendi ebrularımı kurtaracağım diye eve giriyor. Kendi de ebrularıyla yanarak ölüyor. Ortaya hafif de bir bülbül yuvası yapalım. Su değil mi? Ebru'nun özelliğinden biri budur. Her şey tek örnektir dünyada. İkinci bir örneği, bir daha aynısını yapma şansı yok. Her eşarbımız, her fularımız suyun sanata dönüştüğü alandayız evet, şu anda. Evet, suyun sanata dönüştüğü noktadayız. Fazlalıklarımızı alıyoruz. Çiftlerimizin kirlenmemesi için. Şimdi tutayım. Evet, canlı canlı Mustafa öğretmenimiz, ustamız bize şu anda evet. Hem sanatı gösteriyor hem de az sonra çalışmasını görmüş olacağız. Evet.
Evet, ustamızı bir alkışlar mıyız? Evet. Bu şimdi çürünün tek örneği. İkinci bir örneği yok. İstesek de olmaz. Arkadaşlar canlı canlı. Montaj yok. Herhangi bir şey yok. Evet. Mustafa öğretmenimiz bizim için özel olarak bu tasarımı yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de teşekkür ederiz. Bu arada kalabalık bir izleyici grubumuz da var. Nasıl buldunuz sizler? Sen nasıl buldun? Beğendin mi? Şahane. Şimdi neler söylemek istersiniz? Ellerine sağlık ustamızın. Evet. Çok sağ olsun. Sevgili arkadaşlar, iftardan önce geldiğinizde bu şekilde etkinlikler var. Bu şekilde erken geldiğiniz zaman çocuklarınıza da özel etkinlikler var. Erken de gelebilirsiniz. Zaten 4'te açılıyor burası. 4'ten itibaren saat gece 12'ye kadar Festi Ramazan'ı bekleriz. Evet arkadaşlar, bugün Dortmund'da rüzgarlı bir hava var. Balonlardan görüyorsunuz. Bu şekilde de çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Değişik desen ve figürlerde, balonlarda Festi Ramazan'da almak mümkün. Şu şekilde içeride bir gösterelim size. Evet, iftar hazırlıkları da şu anda devam ediyor. Yavaş yavaş çarşı olmaya başlıyoruz. Evet, burası gerçekten Türkiye ya. Simitçi abimiz de. Abi, simitler taze mi? Nasıl gözüküyor sence? Gayet taze görünüyor valla. Evet, yavaş yavaş da iftar hazırlıkları başlıyor. İnsanlar iftarlıklarını almaya sıraya giriyorlar. Aldıktan sonra da içeride sol taraftaki masalarda da yiyebilirsiniz. Çocuklar için de bu sene etkinlikler bayağı bir fazla. Bu şekilde çocuklarınız burada. Siz yetişkin standlarına giderken, alışveriş yaparken çocuklarınız da burada güvenle oynayabilirler. Ben Burhan Katırcı. Bunlar churros. Şerbetsiz, yani tulumba tatlının başka şekli. İspanya'dan geliyor bu. Bunu 4-5-6 çeşit soslarımız var. Mesela çilek olsun, karamel olsun, Nutella olsun, beyaz çikolata olsun. Vanilya sosumuz da var. Yani güzel, güzel bir malzeme. Türkler alıştı mı ustam bu tada? İlk seneler hepsi abi bana bir pommes yaptı yedi. Şimdi hastası çok yani. Aynen bizim tulumba tatlısı gibi tutuldu yani, Allah'a şükür. Böyle çilekli. Evet sevgili arkadaşlar, İspanyol tadı ama artık Türkler de sevmeye başladı. Evet. Açıkçası bizler de bulduğumuz zaman alıyoruz. Her yerde her zaman bulunmuyor bunlar. Bu şekilde bakın, farklı kombinelerle. Düsseldorf'ta dükkanımız var abi. Çilekli, milekli, ne bileyim, elmalı, dondurma. Çeşit çeşit şeylerimiz var. Dondurmalı. Burada maalesef yapamıyoruz ama Düsseldorf'ta gelmek isteyen dükkanımız var. Ampeyahan abi. Evet, bu arkadaş da bizim aynı zamanda köylümüz çıktı. Buradan da nereye selam gönderelim o zaman? Ya bütün Zonguldak arkadaşlarıma selam. Türkiye'deki arkadaşlarımıza bütün selam ya. Hepsine. Hayırlı bayramlar. Yani tulumbayı da yesinler. Tulumba da bizim milli tadımız ama çilozu da denesinler, denemeyenler. Öyle evet, değil mi? Abi, evet, aynen. Yani değer yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Güzel bir tatlı. Ben teşekkür ederim. Almanya'da çok bulamazsınız. Onun için özel geldik. Kumpir standındayız. Ustam, sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Merhabalar. Bülent ben. Kassel. Kumpir açıkçası ben çok seviyorum. Çocuklarım da çok seviyorum ama bulamıyorduk. Festi Ramazan'da. Her sene buradayız zaten biz. Her sene bir ay buraya geliyoruz. Evet. Kumpiri gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Kızlarımız sağ olsun. Festi Ramazan'da sizler için canlı canlı kumpir hazırlıyoruz. Kumpirin özelliği ne? Yani şey, püf noktası nedir? Patatesi mi? Özel. Patatesi kesinlikle özel. Kesinlikle tabii, Hollanda patatesi. Her patates kumpir olmuyor zaten. Bunun patatesi özel. Bunu bulmakta bayağı zorluk çekiyoruz. İşte bu şekilde içine peynir giriyor. Tereyağı giriyor, tuzla beraber iyice karışıyor bu. Tamamen iyice karışıyor ama. Yani evde de biz yapmaya çalışıyoruz ama bizimki öyle olmuyor. Bunun kumpircik mi oluyor bizimki? Fırınlarını çekin efendim. Böyle bakın, fırınları bunun özel zaten. Bakın, patatesleri gösterelim önce. Böyle patateslerimiz bu şekilde, büyük patateslerimiz. Özel kumpir patatesi bunlar. Fırın patates.
buraya getir abi, şöyle bak abi, şöyle gösterelim. İşte bakın burada böyle. Of 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 of. Büyük patates bu şekilde böyle pişiriyoruz. Dumanı üstünde. Ve bir adım doldurmaya geçiyorum. Şu an efendim bu hazır. Böyle görünüyor ben. İçine hepsinden veriyorum abicim. Mısır. Tamam. Bezelye. Tabii bu sizin isteğinize bağlı. Zeytin. Ama normalde hepsi gidiyor değil mi yani tat tabii, olarak? Tabii. Normalde hepsini koyuyoruz ama tabii müşteriniz ne isterse biz onu veriyoruz. Bu şekilde efendim dolduruyoruz komperimizi. Acısıyla beraber. Ve sebzelerimizle beraber tamamen doğal, natur. Hiçbir şekilde içinde hayvansal yağımız yok. Ve en son efendim bunu sosumuzu ilave ediyoruz. Ve bu şekilde müşterimize sunuyoruz. Of of of. Herkese afiyet olsun. Süper. Eline sağlık ustam. Ürün istedi. Karışık olsun, acılı olsun dedi. Onun hazırlığını yapıyoruz şu an. Nar ekşisi, acı sos. Ortadan ikiye bölüp teslim edeceğiz. Biz bu akşam biraz tatlı ağırlıkta gittik ama acı da, acı sevenler için en tatlı acı, acı mı sizinki? Kesinlikle. Biz acımızı paylaşıyoruz. Acımız her zaman taze. Çiğ köfte eserde en tatlı acıyı da iftar sonrası iftarlık o şekli ikiye de bölündü. Şuradan da çiğ köfte görelim. Tabii ayarlayalım onu. Aynısından bir tane daha yapar. Yani valla Türkiye'de yaşamadığımız şeyleri bu akşam burada yaşayacağız inşallah. Geziyoruz, görüyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden el sanatları, güzel insanlarla karşılaştık. Güzel güzel ifade ettiler her şeyi, nasıl yaptıklarını. Başka ne anlatayım? Güzel yemekler tatlı. Yedik, tatlılar yedik. Gezdik. Biz ev sahibi sayılırız. Ben de Dortmund'da oturuyorum ama siz uzaktan geliyorsunuz zannediyorum. Hamburg'dan. Evet sevgili misafirlerimiz. Yani aslında Hamburg bile yakın Festi Ramazan için. Bence yani de. Avrupa Birliği sınırları içerisinde, sınırlar dışına çıkmış bir şekilde Festi Ramazan. Evet. Hamburg'da uzak denemez yani açıkçası. Yok, kaç saat yok. Biraz şahı vardı. Evet, kesinlikle. O kadar yani. Onun siz neler söyleyeceksiniz? Ben de bugün işte geldik buraya biraz böyle arkadaşlarla bir güzel bir gün geçirmek için. Çok memnun olduk. Güzel bir gün geçirdik. Biraz şimdi soğumaya başladı ama şimdi eve. Teşekkürler. Thank you.
Şunları değil mi? Her şeyi, evet. Evet arkadaşlar, gerçekten el emeği göz nuru derler ya. Yani bir işçilik var. Fest-i Ramazan boyunca gelip burada peki mesela hemen sipariş verseler yetişir mi? Ne zamana verirsiniz? Hemen. Hemen. Evet, siz hemen siparişinizi veriyorsunuz. Mesela anneler günü yaklaşıyor. Anneler günüyle ilgili olabilir. Doğum günleri olabilir. Özel günleriniz olabilir. Bu şekilde saatler olabilir. Buradan hemen gelip siparişinizi veriyorsunuz. Siz Fest Ramazan'ı gezerken siparişiniz hazırlanıyor. Kesinlikle. Ve teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar. Bursa'dan geliyoruz. İznik Çin'in standı. Bütün ürünlerimiz el yapımı. 15. yüzyıldan beri yapılan bir sanat. Saray sanatı olarak geçer. Yani camilerimizde ve saraylarımızda yapılan Çinlerin aynısıdır yaptığımız. Merhaba efendim, ben Gaziantep'ten geliyorum. Cemal Mercan, bakır imalatçısıyım, bakırçıyım. 52 yıldır bu mesleğe yapıyorum. Bakır çardanlıklar, bakır ürünler, bakır cezveler, bakır bardaklar. Hemen mutfağımızda, hemen de dekoratif olarak bakır ürünlerimiz şu anda son günlerde çok yavaştı. Fest-i Ramazan'a geldik buraya. Buraya da, burada katılmaktan da mutluyuz ayrıca. Buradaki insanlarımıza sanatı, bakırı, kültürü, gastronomi tanıtmak için buradayız. Fakat insanlarımızdan bir şey beklediğimiz var bizim vatandaşlarımızdan. Bakır olan bakış açıları son günlerde değişti. Fakat bazı sabit fikirlerimiz hala var. Diyorlar ki bakır kalaşsız olursa zehirler. Hayır efendim, kesinlikle zehirlemez. Açın interneti bakın, sadece bakır bardakta su içmenin faydasının nelere faydalı olduğunu göreceğiz. Sağlığımız açısından da çok önemli. Üstelik bir de geri dönüşümü var. Aldın 3 yıl, 5 yıl kullan, bas hurdaya, yarı fiyatına geri satarsınız. O yüzden tavsiye ediyorum bütün arkadaşlarımıza burada. Teşekkürler ustam. Şöyle teşekkür ederim, sağ olun. Ürünleri de gösterelim. Evet. Paşa mangalımız var burada mesela. Saraylara dekoratif dediğimiz Osmanlı padişahlarının saraylarındaki mangallarımız. Vallahi bizi mideden vurdun bizi, evet, sen şimdi. Evet. Şu anda yani hatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımızın konferans verdiği, toplantı yaptığı büyük salonların ortasında da vardır bunlardan. Evet, evet. Tavsiye ediyorum. Bunlar fincan takımlarımız. Değil mi? Bunlar çay takımlarımız. Bunlar çardanlıklarımız, sıralarımız, dekoratif ürünlerimiz, gaz lambalarımız, gaz lambalarımız, cezvemiz, bardağımız, mataramız, aklı hayale gelmiyor bizlerimiz. Sedef sehpamız. Gaziantep el sanattır, öyle mi? Evet efendim. Gaziantep'i ayağınıza getirdim. Ve lahmacun standındayız. Kayseri'den Ömürcan yengemizin ellerinden taze mantı, Antep'ten Kaynan elinden de taze lahmacunumuz var. Her zaman bekleriz. Sizler için buradayız. Daima bekleriz. İyi günler diliyorum. Evet, mantı, lahmacun. Kolay gelsin. Burası 4 yıl Fest-i Ramazan. Yavuz Gözlemeyiz. Bunlar katkendilerimiz. Biz Tokatlıyız. Burada yaşıyoruz. Mülheim'den geliyoruz. 8 senedir, bu sene 9 senemiz buradayız. Buradan çok memnunuz. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz. Buyursun gelsinler. Her şeyler var. Tokat katmenleri, bu Tokat gözlemeleri hepsi pişer burada. Abla valla bir an... Herkese selamlar. Ablamız bir yandan hem yapıyor hem konuşuyor. Biz ürünleri de şöyle gösterelim. Neli var çeşitler olarak? Neli yapıyorsunuz? Şöyle, konak peynirli, sade peynir. Bu malum çalışma. İftar öncesi. Var.
Evet, et sevmiyorsanız, et yemiyorsanız da Yavuz Gözleme'den de gözlemeli iftarınızı açabilirsiniz. Burada Anadolu'nun değişik tatlarını bulmanız mümkün. Şu anda da Osmanlı kuzu çevirmedeyiz. Normal. Bakıyorsun, görüyorsunuz. İftarda da var ama artık sizin için çekmek durumundayız arkadaşlar. Biz de iftarı bekliyoruz daha. Evet, Dortmund'da iftara dakikalar kaldı artık. Biz de müsaadenizle iftarlığımızı almak için artık sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Fest-i Ramazan, Ramazan bayramına kadar devam edecek. Gündüzleri saat 4'ten gece 12'ye kadar gelebiliyorsunuz. Burada iftar öncesinde etkinliklere katılabiliyorsunuz. İftarınızı yapıp da yine alışverişinizi yapabilirsiniz. Herkese Fest-i Ramazan'dan iyi akşamlar. Hayırlı Ramazan.